Altılı masa. Al işte ya. Bu masa dağıldı arkadaş. Yok artık bu masa. Böyle bir masa bir daha kurulamayacak. İmkanı yok. Çünkü gerçekten bizi bu masayla kandırmışlar. Bu fotoğraf kareleriyle kandırmışlar. Orada oturanlardan işte bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu. Seçimin son haftasında altılı masayı beşliye bırakıp Ümit Özdağ. Ya faşist söylemleri de olduğunu bildiğim Ümit Özdağ. Onun fikirlerine bazen katılıyorum. Çoğu zaman da katılmıyorum Ümit Özdağ. Yani benim bakış açıma, dünya bakış açıma ters geliyor. Ha, bazı konularda katıldığım şeyler de oluyor. Sert buluyorum üçlü bunu. Ama siz beşliyi satıp gidip son kişiyle Ümit Hoca ile oturup bir protokol imzalayabiliyorsunuz. Kimseden habersiz. Hiç kimsenin de haberi yok. Bunu nasıl yapıyorsunuz ya? Bu insana kim güvenir ya? Bu beşli masada, beşli liderlerden hangisi Kemal Kılıçdaroğlu'yla yolda yürümek ister bir daha? İsterler mi? Hayır. Çünkü arkadaşlarını satan, siyasetteki yoldaşlarına veya birlikte yürüdüğü insanlara ihanet eden bir siyasi kimlikten bahsediyor. Bir daha bu kişiyle yolda yürümek isteyen gerçekten hata yapar. Kemal Bey'den bahsediyor. Ortaya son seçimden kaybedildikten sonra ortaya çıkanlardan sonra bunu yapıyor. Ve bizi gerçekten diyorum bunu, utanmıyorum kendimden. Bu bir öz eleştiridir kendime. Kandırmışsınız bizi ama bir daha beni kandıramayacaksınız. Kemal Bey, Meral Hanım veya Ahmet Bey, Ali Babacan CHP ile dalga geçiyor üslupsuz bir şekilde. Üslupsuz bir şekilde. Ya olmasaydı siz meclise giremeyecektiniz ben. Ne utanmazlıktır bu ya. Veya işte oradaki Meral Akşener. Bugün için ne yapacağı belirsiz, o gün için ne yaptığı belirsizdi, yarın ne yapacağı belirsiz. Belki Erdoğan'la bile yol arkadaşlığı yapabilir. Siyasette böyle duruşu olmayan bir liderden bahsediyor. Hangi birine güveneceksiniz bu insanların ya? Nasıl ittifak yapacaksınız bu insanlarla? Erdoğan'ın burada bir sözü var, katılıyorum bu sözü. Şöyle diyor Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili. 14-15'te olur, bu arkadaştan bir şey olmaz, çekilip gitmesi lazım demiş. Kemal Kılıçdaroğlu'yla ya bu kadar da dalga geçiliyor yani. Ama hala o koltukta da oturacağım diye bir insandan bahsediyor. Geldik hazır buraya gelmişken ittifaklar nasıl olur diye bir başlık atabilirsin Ahmet. İttifaklar nasıl olur? Koltuk oyunları demiş Kaptan Adana. Gerçekten koltuğu bırakmak istemiyor. Bir tanesi iktidarın koltuğunu, diğeri de daha küçük çapta. Kendi partisinin koltuğunu bırakmak istemiyor. İnsanlar gerçekten yüzü kızarır ya. Gerçekten yüzünüzün kızarması gerekir. Nasıl oy isteyeceksiniz siz insanlardan? Bakın Kemal Bey, Meral Hanım, diğerlerini saymıyorum zaten. Diğerleri zaten yani belediye bile alamayacaklar diye düşünüyorum. Belki bir iki tane alabilirler. İnsanları meydanlara nasıl toplamayı düşünüyorsunuz? Yani bu seçimlerde olduğu gibi 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi insanları tekrar meydanlara doldurabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? He? Mümkün değil bak. Göreceksiniz zaten. İlk mitinglerden belli olacak bu. İttifaklar nasıl olur dedik. Şimdi ayakta duran bir ittifak var. Cumhur İttifakı. MHP ve AKP. Evet onlar şu anda ayakta duruyorlar. Ama MHP tabii %10'u geçtiği için ister istemez bazı yerlerde belki belediyeleri alabilirim diye bir hevese kapılmış durumda. Hiçbir şey üretmeden, siyaset bile yapmadan siyasette var olan Devlet Bahçeli'nin MHP'sinden bahsediyorum. Yani o yüzden AKP ile bir pazarlık içerisine girecektir. Şu anda ayakta kalan tek ittifak Cumhur İttifakı. Ve yerel seçimlere giderken rasyonel bir bakış açısı eğer ortaya koymak gerekirse evet avantajlı, her yerde avantajlı konuda. Her yerde. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de her yerde diyorum ya. Her yerde. Çünkü AKP ve MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan yanına bir de bir iki tane daha partiyi ufak da olsa çektiğini düşünün. Etkili olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda avantajlı konuda. Altılı masa bitik. Yok. Öyle bir masa zaten bir daha kurulmayacak. Kurulmaması da gerekiyor. Öyle bir masanın hayır getirmeyeceğini de anlamış oldum.